Sadakayı çok gizli ver. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Sadaka verirken önce ailenden başla. Annen, baban, kız kardeşin, erkek kardeşin, ardından sonraki mertebede yer alan kimselerden. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurmuştur. Akraba muhtaç oldukça başka birine sadaka vermemek gerekir. Yine şöyle buyurmuştur. En üstün sadaka kız kardeşine veya kızına verdiğin sadakadır. Bu sadaka kendi eline geri döner ve onu senden başka kimse almaz. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur. Akrabanın akrabaya sadaka vermesi hem sadakadır ve hem de sıla-i rahimdir. Kur'an'da şöyle buyurulur. Sadakaları açıkça verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir. Allah onları kötülüklerinizden bir kısmına karşı tutar. Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, gizli sadaka Rabbin gazap ateşini söndürür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Seni övsünler diye insanların gözü önünde sadaka verme. Zira eğer böyle yaparsan şüphesiz sevabını almış olursun. Ama eğer sağ elinle sadaka verirsen, sol elin bundan haberdar olmazsa, kendisi için gizli sadaka verdiğin kimse onun sevabını sana açıktan verir. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Sadakayı çok gizli ver. Zira gizli sadaka vermek aziz ve celil olan Allah'ın gazap ateşini söndürür. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Gizli sadaka en üstün iyiliklerden biridir. Allah'ın sevgilisi yine bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı gün 7 kişi o gölgede yer alır. Onlardan birisi de sağ eliyle verdiği sadakayı sol elinden gizleyen kimsedir. Hazreti Ali aleyhisselam, tevessül edenlerin sarıldığı en iyi vesile Allah'a imandır ve gizli sadaka vermektir. Zira gizli sadaka günahı yok eder ve Rabbin gazap ateşini söndürür. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sadakanın hakkı aziz ve celil olan Rabbin nezdinde onun stokun olduğunu bilmen ve şahit tutmaya bile ihtiyaç duyulmayan bir emanetin olduğunun bilincinde olmandır. Bunun yanında gizlice emanet ettiğin şeye güvenin, aşikar emanet ettiğin şeye güvenmekten daha çok olması gerektiğini, dünyada sadakanın belaları ve hastalıkları senden def ettiğini, ahirette ise cehennem ateşini senden uzaklaştırdığını bilmendir. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin olsun ki gizli sadaka açıkça verilen sadakadan daha üstündür ve Allah'a yemin olsun ki gizli ibadet aşikar olan ibadetten daha üstündür.